Bak şu. Ya olmaz değil mi? Yok kardeş, bak. Tamam. Şimdi yazsın. Kurban Bayramı'nda sindirim, dolaşım ve tansiyon problemi yaşamamak için beslenmemize dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan tabii ki en önemlisi et tüketimi ile alakalı. Etin nasıl pişirildiği, nasıl hazırlandığı ve ne kadar miktarlarda tüketildiği sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu dönemde önerdiğimiz sağlıklı pişirme yöntemleri içerisinde yağ eklemeden ızgara, haşlama, buğulama ve bunun yanı sıra kısık ateşte uzun süreli etin pişirilmesi önemli. Yüksek ateşe maruz bırakmak ve özellikle kavurma, kızartma gibi ya da mangal gibi yöntemleri kullanmak hem etin protein açısından yıkımına hem de yüksek miktarlarda vitamin ve mineral kaybına neden oluyor. Toplumda en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de kurban kesiminden sonra etin kavrularak tüketilmesi. Özellikle kurban kesiminden sonra etin 12 ila 24 saat kadar bekletilmesini öneriyoruz. Çünkü ölüm katılığı dediğimiz etteki katılığın geçmesi bu süreçte önemli. Hem daha lezzetli bir et elde etmek için hem de daha besleyici, daha sindirimi kolay bir etin oluşması için. Kurban Bayramı'nda yine dengeli beslenmemiz de önemli. Dengeli beslenmek için de sağlıklı bir tabak nasıl oluşturulur? Bu kritik bir nokta. Avucumuzun içi kadar bir etin yanında zeytinyağlı bir sebze yemeği ya da salata. Yine aynı şekilde süt grubu bir besin, ayran, yoğurt veya cacık gibi besinle dengeli bir tabak oluşturmamız mümkün. Pilav ya da makarna grubunu tercih edeceksek mümkün olduğunca tam tahıllı olanları tercih etmek önemli. Yani bulgur pilavı, tam tahıllı bir ekmek veya esmer pirinç, tam tahıllı bir makarna porsiyonlara dikkat ederek tercih edebileceğimiz besinler arasında. Bayramların tabii ki en önemli noktalarından bir tanesi de tatlı tüketimi. Yüksek şekerli tatların ikram edildiğini görüyoruz. Bu da kilo artışına neden oluyor. Bu dönemde bol şerbetli, yüksek şekerli, baklava gibi tatlılar yerine daha hafif sütlü tatların tercih edilmesi, örneğin dondurma ya da kazandibi, sütlaç gibi ya da meyvenin tercih edilmesi daha uygun olur. Yine diğer bir önemli konu da içecekler. Gazlı ve şekerli içecekler yerine maden suyu, bitkisel çaylar, normal şekersiz çay ya da ayran gibi sağlıklı içeceklerin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Kurban Bayramı'nda dengeli bir menü hazırlamak için avucumuzun içi kadar bir et parçasının yanında zeytinyağlı bir sebze yemeği veya salata, yine süt grubundan süt, yoğurt, ayran gibi bir besinle dengeli bir tabak oluşturmak mümkün. Ama ızgara, kısık ateşte uzun süre pişirme ve buğulama gibi yöntemleri tercih ediyoruz. Dal gibi protein yıkımına ve yüksek miktarda vitamin ve mineral kaybına neden olan yöntemler.